3,5 senedir İstanbul'un başındasınız. 3,5 senede yaptığınız en büyük iş neydi belediye başkanı olarak? İstanbul'un kasasına bereket getirmek. İstanbul'un kasasını bereketle yatırıma ve üretime dönüştürmek. Candaş Bey, gerçekçi bakmanızı isterim. Yani hepinizin bir İstanbul tecrübesi var. Yani hepimiz İstanbulluyuz, bir tecrübemiz var. Ama daha ötesinde sizin gibi gazetecilerin gözlem tecrübesi de var. Çünkü zaten o sürecin çok içindesinizdir. Yani analiz gücünüz yüksek, bakıyorsunuz, ediyorsunuz, inceliyorsunuz. Geçmişteki örneklerine bakıp kıyaslıyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde bu kadar gündemde olmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarihinde bu kadar iktidarın, Cumhurbaşkanından bakanlarına, Cumhurbaşkanı yardımcısından başka illerin milletvekillerine, ya beni 250 tane milletvekili yazıp çiziyor. Yani aklıma geliyor, Allah Allah, bu kim diyorum, hakkımda kötü bir şey yazmış. Bakıyorum X ilin milletvekili. Yani bu kadar. Hatta yetinmiyor bazı belediye başkanları Türkiye'nin farklı noktalarında. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları öyle bir seçim yenilgisi yaşattı ki iktidara, 25 yıllık iktidarlarının en büyük simgesi olduğunu düşündükleri bu kentteki yönetimleri ellerinden aldı. Ellerinden aldı çünkü onlar burayı yönetmeyi hak etmediklerini son yıllarda gösteriyor oldular. Özellikle son 10 yılı dehşettir İstanbul'u. Bakın altını birçok yerde çizdim. Yani ben yiğidin hakkını yiğide veririm. Hiç sorun yok. Ama son 10 yılı dehşettir yani. Çok kötüdür. İhaleleri, süreçleri, imalat öncelikleri, yapıları, görmezden geldikleri detaylar. Yani İstanbul'a merkezi idarenin aldığı bir karar ya da yapmak istediği bir yatırım yanlış ise, yanlış olduğunu kapalı odalar içerisinde ifade eden akıllar kamuoyuna dönük hiçbir hamle yapmadılar. İstanbul'u mağdur ettiler. Dolayısıyla siyasetin baskısı altında İstanbul'u ezdiler. Yani İstanbul benim aşkım diyen zihniyetin ama yaşadığı bir başka paradoks, İstanbul'a ihanet ettik diyen zihniyetin o iki aklın arasında İstanbul'u çekiştirdiler ve kötüleştirdiler. Onun için halk dedi ki siz gidin. İşte bütün bu iktidarın o Ekrem İmamoğlu'nun hedefte oturunca sürece dair saldıracakları, efendime söyleyeyim baskı altında tutacakları, tehdit edecekleri, İşte kimisi çıkacak 600 terörist var diyecek, 557 terörist sonra alınırlar, 557 demiştik diye. Terörist var diyecekler, müfettiş yollayacaklar. Daha geçen hafta 85'e yakın soruşturma maddesi geldi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 85, düşünsenize. Yani aklınıza gelecek her konuda eften püften meseleler üzerinden. Dert ne? İstanbul'u kıskaç altında tutmak. Bir seneyi aştı, 14 ayı aştı örneğin. İstanbul'a 557 terörist dedin ama bir tane bile terörist ilan edemedin yani. İddiayla süreç yönetiyorsunuz. Bütün bunlar işte o 25 yılda ellerinden koparıp alan siyasi aklın, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'na saldırı stratejisi. O bakımdan bizi herkes gündemine oturtuyor iktidarda. Açıkçası geçenlerde dün de bir televizyon kanalında söyledim. Sayın Ali Sunal'ın bir programı vardı, davet edildim bir komedi haftasına. Güzel de bir programdı. Bir öğrenci bir soru sorabilir miyim diye kalktı, sorun dedik. Sayın Cumhurbaşkanı'nı rüyanızda gördünüz mü dedi bana. Çok hoşuma gitti. Sonra bir an düşündüm yani. Gördüm dedim yani. 3-4 defa gördüm. Gerçekten gördüm yani. 3-4 kez gördüm ama tahminde bulunuyorum. Eminim ki o her gece rüyasında beni görüyor. Hani böyle bir İstanbul şeyi var. Travması var. O sürecin ama günün sonunda biz 3,5 senede çok güzel işler başardık. Bu baskıya rağmen, pandemi sürecine rağmen ve son bir yıldır yaşadığımız büyük ekonomik depresyona rağmen, maliyetler 1'e 3 arttı, 1'e 5 arttı, 1'e 6 arttı vesaire, böyle bir ortamda yani biz suya bile zam yapamadık. Yani ülkede elektrik faturası İSKİ'de, elektrik faturası İSKİ'de 1'e 6 7 arttı ama biz suya zam yapamadık. Dedi Allah'ın suyuna zam mı yapılır? Ya tabii ki Yaradan'ın bize bahşettiği su, doğa, insanlık, dünya ama 250 kilometreden su geliyor. Ve şu anda neredeyse artık
Milyarlarca lira elektrik faturası öder duruma geldi İSKİ. %20, 15-20 seviyesindeydi İSKİ'nin bütçesindeki su faturasının oranı, şu an %60'a çıktı, biliyor musunuz? %60. Düşünsenize, sizden aldığımız su faturasının %60'ını biz elektrikçiye ödüyoruz. Yani elektrik faturasını ödüyoruz. Bunu bile yaptırmadılar ama buna rağmen biz ne yaptık? Onların yapamadığı, durdurmak zorunda kaldığı 10 metronun 10'unu birden yapıyoruz. Ve 3'ünü tamamen bitirmek üzereyiz. Dudullu Bostancı ki 15 kilometre uzunluğundadır, 14 kilometrenin üzerinde, 15 kilometreye yakın. Bu ayın sonunda bitiriyoruz. 1 Ocak'ta da böyle Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşayacağımız 2023'e keyifli girelim diye 1 Ocak'ta açacağız. Ersan Hoca, Ersan Şen bakın, sürekli bu şeylerle ilgili size soru soruyor, görüyor musunuz? Neden şu metroların açılış tarihlerini söylemiyorsunuz? Hayır, hepsini veriyoruz aslında. Şimdi Dudullu'yu söylüyorsunuz ama genel planlamadan bahsediyoruz. Hayır, hepsinin takvimleri. Hiç denk geldiniz mi hocaya? Gelmedim ama yani ben her defasında sunumlarımız var bizim. En az 6-7 kez metrolarla ilgili sunum yaptım. Orada ne var biliyor musunuz? Şunu durmuş aldık. Şunu şu kadar zamanda aldık, şunu sıfır başlanmış aldık ama şu aşamaya getirdik, şu tarihte de bitireceğiz. Hepsinin bizde stratejisi var. Bakın, şurada bir örnek vereyim size. 150 günde 150 proje kampanyamız var şu an süren. Şu anda bu proje, yani şeyimiz 158 noktada 190 projeye ulaştı. Bakın, 158 noktada 190 projeye ulaştı. Başka bir şey söyleyeceğim. Bu kampanyamız 1 Ocak'ta bitiyor, Dudullu Bostancı'nın açılışıyla. Şimdi Şubat, Mart, Nisan'a bir 150 günde 150 proje daha hazırlıyoruz. Yani adını başka bir şeye koyabiliriz ama bir 150 proje daha. Bunun için söylüyorum. Biz iş ürettik. Bakın, iş ürettik. Nasıl ürettik? Gece gündüz ürettik. Nasıl ürettik? En başta söylediğim gibi bütçemize bereket getirdik. Peki nasıl geldi bereket? Bu şehrin kaynaklarını bir avuç insana heba ettirmedik. Bir avuç insanın kullanımına götürmedik. İş için kullandık. Bu şehrin gerçek ihtiyaçları için kullandık. Bu ama yeşil alan üretmektir, ama metroyu yapmaktır, ama sosyal politikaları güçlendirmektir. Örneğin pandemi döneminde 5 kat birden sosyal yardımlar arttırdık. Niye? O dönem en büyük ihtiyaç oydu. Hatırlayın, aylarca otobüslerimiz boş gitti geldi. Aynı personele maaş ödedik. Aynı yakıtı tükettik ama boş. Yani ve bir kuruş devletten destek almadık. Bakın, dünyanın her yeriyle irtibat kurduk. Dünyanın her yerindeki belediyelerle Zoom toplantıları yaptık. C40'ın üyesiyiz. Bir toplantımızda 220'ye yakın dünyanın en ünlü şehirlerinin belediye başkanları vardı. Herkes devletinin yaptığı katkıları, destekleri anlatıyor. Yani Çin'den Japonya'ya, Amerika'dan Danimarka'ya, Norveç'ten İspanya'ya. Ben hiçbir şey diyemedim vallahi billahi. Hiçbir şey diyemedim yani. Yani her şeyi beraber yapmışız gibi anlattım. Dolayısıyla bütün bu zorluklara rağmen biz bu şehrin bütçesini gerçek ihtiyaçlara harcadık. Günü geldi sosyal desteklere.